Ya kuşkusuz yani bütün bunları yani söylediğimiz zaman kuşkusuz bütün bu uygulamaların, bu politikaların, bu yasayı tanımama halinin, bu anayasayı ve uluslararası hukuku tanımama halinin tamamen Kürtlerin temel problemlerinin çözülmesini engelleme dönük politikaların birer parçasıdır. Kürt sorununun çözülmemesi ve Kürtlerin temel haklarının, kolektif haklarının tanınmaması için olabildiğince hayatın her alanda bir baskılama politikası, siyasetçilerine yönelik bir baskı, siyasetinin tasfiye edilmesi çabası 2015 yılından itibaren yaşama geçirilen çökertme planının her biri bir parçasıdır. Yani bugün Türkiye'de yaşanan hukuksuzluk halinin, adaletsizlik halinin, tamamen otoriterleşen, tamamen yani faşizmin bütün uygulamalarını yaşama geçiren bu politikaların temel kaynağı Sayın Öcalan üzerinde yürütülen tecritle doğrudan ilişkilidir. Kürt sorununda çözümlülük konusundaki devletin ısrar politikasından bağımsız değil, doğrudan ilişkili ve iletişim halinde olan bir problem. En nihayetinde Sayın Öcalan üzerinde yürütülen bu tecrit politikasına karşı toplumun büyük bir kesimi maalesef siyasi partilerden tutun da sivil toplum örgütleri ve hukuk örgütleri bu hukuksuzluk haline göz yumdular. Yani ilkesel olarak hukuk örgütlerinden tutan da siyasete kadar ilkesel olarak orada tutsak edilen kişinin kimliğinden, ideolojisinden bağımsız olarak eğer bir hukuk ilkesi, bir yasa ihlal ediliyorsa bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün siyasi partilerin ilkesel olarak bu hukuksuzluk haline karşı bir tepki göstermesi gerekiyordu. Ama söz konusu olan özne, şahıs, aktör Sayın Öcalan olunca herkes bu hukuksuzluk halini, herkes bu hukukun yok sayılma halini, bu yasanın yok sayılma halini maalesef göz ardı etti ve buna karşı bir tepki ortaya koymadı. Nitekim bu hukuksuzluk haline, bu yasayı tanımama, bu anayasayı tanımama haline karşı toplumun diğer dinamikleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri sessiz kalınca bu sessizlik iktidar açısından bir cesaret kaynağı oldu. Ve iktidar bu hukuksuzluk halinin bütün bir ülkeye, cezaevleri başta olmak üzere bütün bir ülkeye yayılmasını da kendisi için bir şey olarak gördü. Buna karşı toplum sessiz kalıyorsa demek ki ben bu hukuksuzluk halini yaygınlaştırabilirim ve bu hukuksuzluk hali üzerinden kendi iktidarımı daha güçlü bir şekilde inşa eder. Bu iktidarımı uzun erimli sürdürme olanağına kavuşmuş olurum. Nitekim toplum Sayın Öcalan'a yönelik bu 24 yıllık bu tecrit politikasına karşı çıkmış olsaydı son 30 aydır mutlak bir şekilde yani ortaya çıkan bu iletişimsizlik haline karşı çıkmış olsaydı bugün hem cezaevlerinde yaşadığımız durum, hem hasta tutsaklarla ilgili yaşadığımız durum, hem kayımlarla ilgili gerek Kürdistan'da gerek Türkiye tarafından mesela İstanbul'a ve benzeri yerlere yönelik kayım politikası bu kadar güçlü yer almış olmazdı. O nedenle aslında şeyin kaynağı düğümlenen yer İmralı'dır. İmralı düğümünün çözülmesi demek hem cezaevlerindeki bu hukuksuzluk halinin sona ermesi demek, hem aynı zamanda yani sivil alana yönelik saldırılardan tutun da siyasi partilerin siyasetlerine yönelik saldırıların da son bulma sonucunu doğuracak. Bırak Sayın Öcalan konuşsun bakalım kim kimi ikna ediyor. Aslında korktuğu temel şey bu. O nedenle bu tecrit politikasını sürdürüyor ve bu tecrit politikası haliyle bütün bir ülkeye yayılıyor. Bütün bir ülke şu an aslında kapatma hali içerisinde. Cezaevlerinde yaşanan temel sorun da bu ve şunu da çok iyi biliyoruz. İktidar bu sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde. Yani ülkede baskı politikasını tamamen insanların konuşamaz hale gelmesini, düşünemez hale gelmesini sağlamak istiyorsanız topluma dönük bu baskı politikasını hissettirmeye çalışıyorsanız öncelikle cezaevinde başlarsınız. Nitekim AKP de
hem cezaevindeki politikalarıyla hem hasta tutsaklara ilişkin yaklaşımıyla Türkiye içerisinde, yani Türkiye toplumuna yönelik baskı politikası arasında da bir ilişki var. Bir bağ var. O nedenle yani toplumun cezaevlerinde yaşanan bağ, bu hak ihlallerine karşı, bu ölümlere karşı, bu ölümden sonra, cezaevinde yaşanan ölümlerden sonra devletin cenazelere yönelik yaklaşımına karşı verilecek mücadelenin kendisi aslında Türkiye demokrasi, Türkiye hukuku, Türkiye adaleti için verilmiş olan bir mücadele olmuş olacak. Yeni dönemde aslında Yeşil Sol Parti olarak önümüze koyduğumuz temel hedeflerden biri hasta tutsaklar, hasta tutsaklarla birlikte aynı zamanda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve en nihayetinde bütün bu sürecin aslında kaynağı olan Sayın Öcalan üzerinde, İmralı üzerindeki bu tecrit politikasına karşı bir mücadele hattı bizim şu an önümüze koyduğumuz temel hedeflerimizden biri. Hem cezaevlerine ilişkin yaşanan bu hak ihlallerine karşı uzun zamana yayılan bir kampanya sürecine hazırlık yapıyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız var. Aynı zamanda baskılara ve hukuksuzluk haline karşı yani İmralı başta olmak üzere, İmralı tecridi başta olmak üzere bütün cezaevlerine ilişkin bu baskılara karşı önümüze koymuş olduğumuz ilk hedefimiz bu baskıların son bulması ve tecritin kırılması, Sayın Öcalan'la avukatlarının görüşmelerinin gerçekleşmesi ve akabinde hasta tutsakların en kısa süre içerisinde tedyat tedavilerinin yapılması ya yani sağlıklı ortamda tedavilerinin yapılması veya cezalarının infazlarının ertelenmesi temel amaçlarımızdan biri. Ama aynı zamanda bütün bu sürecin müsebbiplerinden biri olan ATK yapısının değiştirilmesi konusunda önümüze koymuş hedefler arasında bütün bu başlıkların, bu konuların olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim.